ki onsuz olur mu? Yani bir mücadele varsa, bir Trabzonspor karşılaşması varsa, hele hele bir de derbi ise onsuz olur mu? Olmaz. Yunus Emre Sel, hoş geldin. Hoş bulduk Deniz Atar, yayınlar. Muhteşem bir hafta sonuna giriş yapıyorsunuz diye düşünüyorum. Trabzon olarak, sadece Trabzonspor değil, Trabzonlular olarak, öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Yani uzun bir aradan sonra şehir kenetlenmiş durumda, camia kenetlenmiş durumda. Takımın enerjisi çok yüksek. Dün Sayın Abdullah Avcı basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Onun enerjisi, soğukkanlılığı, sakinliği çok iyiydi. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan A-Spor ekranlarına bağlandı. Onun sağduyu çağrıları, sakinlik çağrıları gerçekten çok olumlu yansıdı şu anda. Zaten takımın genel anlamda motivasyonu oldukça yüksekti ve saha dışına bir şekilde çıkma gayretleri de hem başkanın hem de hocanın açıklamalarından sonra Trabzonspor taraftarları tarafından da kabul gördü ve gerçekten bu maça yönelik şu an itibariyle beklentiler hem oldukça yüksek hem de bir gergin bir atmosfer yok. Normalde Fenerbahçe, Trabzonspor, Fenerbahçe maçları arasında özellikle maç öncesinde bu tarz açıklamalar biraz ortamı gerebiliyordu ama şu an itibariyle özellikle Trabzonspor cephesinin çok sakin ve sağduyulu olduğunu Gündemdeki söyleyebilirim bu. açıklamalar o kadar böyle birbirine karıştı ki, gündem o kadar çabuk değişiyor ki, Trabzon'a zaman gelmedi adeta. Peki Yunus Emre, şunu sormak istiyorum. Şimdi baktığımızda kağıt üzerinde şöyle bir Fenerbahçe, Trabzon'a baktığımızda şampiyonluk mücadelesi veren bir Fenerbahçe, Avrupa'dan moralli dönen bir Fenerbahçe, yüksek performanslar zaman zaman gösteren bir Fenerbahçe kuşkusuz baskılı hissedecektir. Fakat Trabzon'a baktığımda geçtiğimiz hafta 5-1 Karagümrük'ü yendiler. Bazı oyuncuları Trezeguet gibi, birçok oyuncusunun yüksek performansı var. Abdullah Avcı gibi deneyimli bir koza sahipler. Şimdi baktığımızda hani Trabzonspor daha rahat gibi görünüyor ya. Ya bunun bir dezavantajı olabilir mi acaba? Rehavet demek istemiyorum bunu ama yani daha rahat olmasından mütevellit soracağım bu soruyu. Güzel soru ama şöyle söyleyebilirim Deniz Tatar. Bu rahatlık aslında rakip veya diğer futbol camiasındaki bu ortamı germeye karşı olan bir rahatlık. Ama saha içerisinde bir oyun anlamında bir rahatlık olmayacak. Dün Abdullah Hoca ile sohbet etme fırsatım oldu ve şöyle demiştim. Hocam hani az önce senin bahsettiğin gibi Fenerbahçe'nin özellikle hücum zenginliği, orta sahası, beklerin oyuna katkısı aynen şu ifadeyi kullandı. Saniye saniye ne yapacaklarına karşı çok iyi çalıştık. Bunu sahada uyguladığımızı çok net bir şekilde göreceksiniz. İlk andan itibaren de taraftarın desteğiyle bu ortamı farklı bir noktaya çekeceğiz dedi. Bu maçın özelinde aslında şöyle bir durum var. Bu sezon ilk kez tribünler tam anlamıyla dolu olacak. Yani tabiri caizse iğne atsan yere düşmez noktasına gelindi şu an itibariyle. Misafir takım tribünü deplasman taraftarı gelmeyeceği için orası öğrencilere tahsis edildi. Orada öğrenciler olacak. Diğer bölgelerde de şu an itibariyle yanılmıyorsam 400 veya 500 civarında bir bilet kaldı ki bunlar da muhtemelen görüş açısı biraz daha diğer yerlere oranla düşüktür ama maç saatine kadar muhtemelen o biletler de tükenecek. Bu atmosferde oynanacak maçta Trabzonspor bu taraftar kozunu da kullanıp o az önce saha dışındaki rahatlığını saha içerisinde bir baskıya dönüştürecek bence. Oyuncular da bunu basına açık olan antrenmanda da hocanın açıklamalarında da çok net bir şekilde görme fırsatı olduk. Birkaç oyuncu belki milli takım aday kadrosuna çağrılmayı bekliyordu milli takımı. Orayla ilgili biraz gün içerisinde belki moral bozukluğu ile ilgili teknik ekip muhtemelen onlarla birebir görüşme yapacaktı. Belki şu an itibariyle dediğim gibi küçük bir sorun olarak onu lanse edebiliriz ama onun dışında genel olarak enerjisi takımın çok yüksek, motivasyonu çok yüksek. Bir de Thomas Meunier'den bir korku vardı oynayıp oynamayacağı yönünde. Ama dün itibariyle o da tam anlamıyla takımla çalıştı. Yani forma verilmesi durumunda oynayabilecek durumda şu an itibariyle. O Dün yüzden iftar yemeğinde gerçekten bu neler oldu enerjinin... peki Yunus Emre? Gözüne çarpan sohbet ortamı oldu mu? Tabii yani zaten Abdullah Hoca ile orada hem birebir de hem de özel tüm basın mensuplarının katıldığı anda da bir sohbet gerçekleştirme şansı olduk. Özellikle vurgu yaptığı konu şu. Fenerbahçe maçı olayı biraz enteresan oldu. Şöyle bir soru geldi bir basın mensubu arkadaşımıza.
Fenerbahçe maçı ile ilgili hocam ne düşünüyorsunuz diye. O da şunu dedi. Bizim sağduyulu sakin kalmamız gerekiyor ama Fenerbahçe maçı ile ilgili Abdullah Avcı'nın istatistiklerine bakmanız yeterli olacaktır dedi. Abdullah Hoca'nın birebir de Trabzonspor'un başındaki Fenerbahçe maçı istatistikleri oldukça yüksek. Hatta sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'yi liderlik koltuğundan eden takım da yine Trabzonspor. O yüzden bunu olumlu pozitif bir şekilde kullanacaktır Trabzonspor. Ayrıca transferle ilgili de şu ifadeyi kullandı. Birebir FaceTime üzerinden görüntülü olarak konuştuğum birçok oyuncu var. Bunlarla da ilgili çalışmalarımızı çok yoğun bir şekilde sürdürüyoruz dedi. Akşam saatlerinde de zaten Sayın Başkan iki transferle ilgili detay da verdi. Belki birazdan onunla ilgili de bir bilgi paylaşırız. Onun dışında oyun planı, oyun formasyonu veya gelecek sezon planlarıyla alakalı çok geniş kapsamlı bilgiler de paylaştı Abdullah Hoca. Belki önümüzdeki günlerde veya sezon sonuna doğru bu konuyla ilgili geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyebileceklerini de ifade etti. Genel olarak çok sakindi. Dediğim gibi hem onun bu sakinliği hem Sayın Başkan'ın açıklamaları hem de taraftarların yaptığı sağduyulu mesajlar çok değerliydi. Bu arada taraftarlar dün akşam itibariyle Trabzon'da şiddetli bir yağış vardı. Buna rağmen stadyumda oldukça yoğun bir mesai harcadılar. Çeşitli koreografi veya pankart hazırlıkları var. Bu da görsel şöleni farklı bir noktaya çıkaracaktır. Yunus Emre, merak ettiğim oyuncular demişken Mendy sence oynayacak mı? Var mı Mendy ile ilgili bir tahminin? Herhangi bir sorun yok. Mendy ile ilgili sadece stoperde mi oynayacak, orta Evet. sahada mı oynayacak orası. Aha. Yani şu an itibariyle çok net değil. Açıkçası Abdullah Hoca'dan bunu öğrenmeye çalıştım ama çok da şey vermedi burada. Şöyle dedi, gerçekten dedi bu konuda çok iyi çalıştık ve farklı bir şey yapacağımızı göreceksiniz dedi maçla ilgili. Benim tahminim şöyle, yani kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Mönye, stoperde Fernandes, Dansville ikilisi, sol bekte Eren Elmalı, orta sahada Berat Mendy, Umut veya Berat Mendy, Bardi. Yani dediğim gibi orada çok değişik. Sağda Edin Visca, solda Trezeguet, ileride Nicola Pepe'yi göreceğiz. Ama eğer Mendy'yi savunmaya çekerse, yani ki orada ondan çok ciddi verim aldığını inanıyor Abdullah Hoca, ki bu sonuçlarda da belli. O zaman yine Berat, Umut, Bardi üçlüsünü orta sahada göreceğiz. Ama dikkat çekici nokta şu, yine Nicola Pepe'yi forvette en üst noktada göreceğiz. Orada bir değişiklik beklemiyoruz açıkçası. Yunus Emre, çok teşekkür ediyorum. Benim sormadığım, senin söylemek istediğin başka bir şey var mı? Şunu paylaşabilirim. Dün akşam Sayın Başkan birkaç transferle imza aşamasında olduklarını, hatta imza attırdıklarını ifade ediyor. Bu oyunculardan bir tanesinin Hırvat sol bek Borna Barisic olduğunu söyleyelim. Glasgow Rangers'la sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor Hırvat sol bekin. Trabzonspor bu oyuncunun transferiyle ilgili çok önemli bir mesafe tamamlamış durumda. Tabii resmi açıklamayı kulüp yapacaktır ama önümüzdeki hafta içerisinde bence bu transferle ilgili daha somut şeyler paylaşabiliriz. Diğer transferle ilgili de isim olarak henüz netleştiremedim ama orta saha transferi olduğu bilgisini aldım. Onu da araştırıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sana ve ailene güzel bir hafta sonu diliyorum şimdiden. Kolay gelsin, iyi Çok yayınlar. teşekkürler.